Onun için onlar bize farklı bir efelik taslamasın. Terör örgütü mensupları kendi başkentlerinde ellerinde şakağımıza dayanmış silahlarla gösteri yaptıklarında kıllarını kıpırdatmayanların sözlerinin bizim için hiçbir kıymeti yoktur. Masum insanların kanlarını dökmüş teröristleri yargısıyla, polisiyle bir olup yıllarca Avrupa'da saklayanların nasır tutmuş vicdanları bizim hassasiyetlerimizi elbette anlayamaz. Kendi vatandaşlarının tırnağına zarar gelse ortalığı ayağa kaldırırlar. Öyle mi? Ama sadece son 2 yılda şehit verdiğimiz 1000'in üzerindeki güvenlik görevlimiz ile 400'e yakın sivil vatandaşımız karşısında 3 maymunu oynamasından artık gına geldi. Bizim için başkalarının ne dediği değil, kendi bekamız için neye ihtiyacımız olduğu önemlidir. Terör örgütlerinin gönüllü savunucusu kesilenleri önce kendi ayıplarıyla yüzleşmeye davet ediyorum. Ey Avrupa! Sen PKK'ya, PYD'ye, FETÖ'ye, DAEŞ'e destek vermeyi bırak da önce kendilerine daha güvenli bir gelecek kurma hayaliyle Avrupa'ya geldikten sonra kaybolan on binlerce mülteci çocuğun hesabını ver. Bakınız, sadece Almanya'da 1 Temmuz 2016 tarihine kadar, üstelik de bu ülkenin polis teşkilatının tespit ettiği kadarıyla tam 8.991 mülteci çocuk kaybolmuştur. Hale bak. Çoğunluğu Suriyeli, Afganistanlı ve Afrikalı olan bu çocukların akıbeti bilinmemekle birlikte çoğunun suç şebekelerinin kurbanı oldukları tahmin ediliyor. Özgürlükler deyince mangalda kül bırakmayanlar, sıra bu çocukların hesabını vermeye gelince bir anda susmuş oluyorlar. Bunların Manisalıların deyimiyle neydi o? Güneşte verdiği sözü gölgede bozan hayırsızlar bunlar. Değil mi? Heh. Türkiye'deki 3 milyon sığınmacıya 3 milyar avro yardımı çok gören Avrupa, anlaşılan o ki kendi topraklarındaki mülteci çocukları da zaman ve kaynak harcamaya değer bulmuyor. Kardeşlerim, bu zihniyetteki bir anlayıştan, ırkçılığı hortlatmasından, yabancı düşmanlığını yaygınlaştırmasından, riyakarlığa sarılmasından başka ne beklenebilir? İnsani ve ahlaki temeli çöken Batı'nın sadece ekonomik zenginlikle uzun süre ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Biz asla onlar gibi olmayacağız. Refah uğruna insanlığımızdan, inancımızdan vazgeçmeyeceğiz. Zenginlik uğruna tarihimize, ecdadımıza sırtımızı dönmeyeceğiz. Günlük heva ve heveslerimiz uğruna geleceğimizi karartmayacağız. Evet, birilerinin yıllarca yapmaya çalıştığının tersine biz kendimizi asla küçük görmedik, görmeyeceğiz. Benkleri yıkacak sularımızın kabardığı bir dönemden geçtiğimizi çok iyi farkındayız. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Ama çok çalışacağız. İşte dün Ankara'da çok önem verdiğim bir projenin imza törenini gerçekleştirdik. Haberiniz var değil mi? Yıllardır yaptığım çağrılar nihayet karşılığını buldu. Ve yerli otomobil üretimi için 5 firmamız ortak bir girişim grubu kurdu. Hamdolsun.
Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyor. Başarılar diliyorum. Kardeşlerim, Soma'daki elim kazada hayatlarını kaybeden madencilerimize Doğuş Holding tarafından yaptırılan 301 konutun teslimidir. Buradan yaklaşık 3,5 yıl önce meydana gelen maden kazasında şehit olan 301 madencimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yitirdiğimiz canları elbette geri getiremeyiz. Ama onların bize emanetleri olan ailelerine sahip çıkmak için elimizden gelen her şeyi yaptık, yapıyoruz. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Şimdi de Sayın Aygül Ateş'i davet ediyoruz lütfen. Şehit yakınlarımızı nasıl, güzel mi? Evet, Doğuş grubuna ben de huzurunuzda şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Okuluyla, camisiyle, oyun parklarıyla inşallah tüm Soma'daki yavrularımıza hayırlı olsun. Maşallah. Her şeyi değerlendiriyoruz, görüyorsunuz. İşte bunlar yeraltı suları, enerjiye dönüşüyor. Kaymakam Bey, duyuyor musunuz sesimizi? Hadi bakalım. Kordela sizde. Makas sizde. Ya Allah. Bismillah.